Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Gladyatörlerin Hayatı Hikayesi 3. sezon 3. bölümdeyiz. Labella rotasındayız. Bölüm 3. Korku senin en büyük düşmanındır. Daha önce Sionyum bahçelerinde burası her zaman kalabalıktı. Birisi daha önce tüm gezegeni kaplayan ağaçların ve bitkilerin gölgelerinde dolaşıyordu. Bazıları yapay bir cennetin yapay güneşi altında hayatın tadını çıkarıyordu. Dünyadaki son şehir olan Sionyum sakinleri mutluluğu sıradan şeylerde gördüler. Ve bu bahçede sadece iki kişinin mutluluk için hiçbir şeye ihtiyacı yokmuş gibi görünüyordu. Yan yana yatıyorlardı. Birinin eli diğerinin başının arkasındaydı. Ve diğeri yükselen göğsüne dayandı. Biri yukarıya bahçelerin kubbesine yansıtılan sentetik gökyüzüne bakarken, diğeri onun yüzünün çizgilerini bilmem kaçıncı kez inceledi. Her zamankinden daha yorgun görünüyorsun. Ay sonunda uzun bir aradan sonra Labella'yı tekrar gördük. Uzun zamandır uyuyamadım. Bunu hissettim ama seni gereksiz yere rahatsız etmek istemedim. Gece uykusu bazen çok ani gelir. Her şey yoluna girecek. Ne zaman olacağını bile biliyorum. Şaşkınlıkla Rix dirseğinin üzerinde kalktı ve meraktan yanan gözlerle Labella'ya baktı. Herhangi bir bilgin var mı? Hayır, Mark ve konsey üyeleri her şeyi sır olarak saklıyorlar. Bırak Augusta ve beni, Paulina'dan bile. O zaman bilgileri nereden alıyorsun? Labella gülümsedi ve kalkıp gladyatörün üzerinde belirdi. Hissedebiliyorum. Her şey değişti. Suda hissediyorum. Toprakta. Havada hissediyorum. Bir kitap için harika sözler. Onları hatırla. Labella güldü ve avcuyla dudaklarını kapattı. Hatırlayacağım. Teşekkür ederim. İfadenin kaba şiirselliğine rağmen. Herhangi bir değişiklik fark etmedin mi? Mark belki biraz daha sinirli oldu. Ne kadar nazik bir şekilde onu karakterize ettin. Riskler artıyor Rix. Bir hata ve 5 yıllık hazırlıkların hepsi dağılacak. Böyle düşünmek için bir neden mi var? Şu ana kadar konsey bize şüphe duymamız için bir neden bile vermedi. Bugün göreceğiz. Sezgilerim bana tam ölçekli eylemin başlamasına fazla bir şey kalmadığını söylüyor. Konseyin tüm planları bizden saklamak gibi kötü bir alışkanlığı olduğu için sezgiler en iyi dostumuz ve güvenilir yoldaşımızdır. Ama senin kadar iyi ya da güvenilir değil. Bu cümleyi de unutma. Labella gülümseyerek alnını savaşçının yanağına dayadı ve bir elini saçlarında gezdirdi. Rickson'a sarıldı. Yakın bir sıcaklık hissetti. Alarm zilinin alçak sesi yeşil labirentlerde yankılanmaya başlayınca bu cennet kısa sürdü. Çocuklar yavaşça kollarını açarken hayal kırıklığı içinde bir iç geçirdiler. Pekala, gitmeliyiz. Mark bekliyor. Ben Augusta ve Paul'u arayacağım. Toplantı salonuna giden yol onun odasından geçiyordu. Bu yüzden Rix odaya girme fırsatını kaçırmadı. Meclis üyeleriyle konuşmak yorucu ve oldukça can sıkıcıydı. Bu yüzden sabırlı olmak gerekiyordu. Özellikle odada onu bekleyen Gendel vardı. Mırıltısı kalbini sıcak ve tanıdık bir şeyle doldurdu. Selam dostum, nasılsın? Rix kediyi kucağına aldı ve neredeyse anında sessizce mırlamaya başladığını mutlulukla fark etti. İyi olduğuna sevindim. Benim yerime o yılan inine girmek ister misin? Kedi guruldamayı kesti, şaşkınlıkla sahibine baktı. Bu değişim adamın tüylü karnına daha fazla baskı yapmasına neden oldu. Şaka yapıyorum, şaka. Seni asla oraya göndermezdim. Tanrım, kedi bile her şeyi anlıyor. Rix kediyi nazikçe yumuşak ve zaten yıpranmış bir kanepeye yerleştirdi. Giysilerinin üzerinde Rix kedinin bıraktığı tüyleri fark etti. Ah tamam, üstümü değiştireyim ve sonra temizlerim. Elçi. Spekülatör. Savcı. Delikt. Saç. Hmm.
Bu da hoşuma gitti. Garip bir şekilde bu da hoşuma gitti. Hangisini seçsem? Bunu seçeceğim ya. Çok değişik oldu böyle. Bu 5 yıl içinde meclis salonuna kaç kez geldiğini sayamaz hale gelmişti. İçeri girmeden önce takım elbisesini dikkatsizce düzeltti. Meclis üyelerinin her birinin ne yapıyor olacağını hayal etmeye başlamıştı bile. Kapıları açtığımda holografik haritayı aceleyle kapatacaklar. Meclis üyesi daha sonra toplantı için ihtiyaç duydukları belgeleri aceleyle toplamaya başlayacak. Genellikle kimsenin katılmasına izin verilmez. Bu yüzden Labelle, Paulina ve Augusta benden sonra gelecekler. Onlar yokken danışman Rod pencereden bakıp iyi niyetli Orp'un bana ne anlatmaya çalıştığını dinleyecek. Ve Mark. Rix bir an düşündü. Mark her zamanki gibi duracak. Rod'un solunda, Rod'un salında. Sanırım bu sefer masanın yanında olacak. Ne bileyim nerede duracak. Mükemmel seçim Rix. Bahse girerim. Avuçlarına baktı ve yorgun bir şekilde nefes verdi. Ah canı cehenneme. Kapı açıldı ve bazı danışmanların ilkilmesine neden oldu. Rod ve Orp her zamanki gibi. Konsey üyesi ID salonun ortasında durdu. Bu yüzden raporların dağınık olduğu masaya neredeyse koşuyordu. Bekleniyordu. Yine de Mark şaşırtıyor. Kadın bir gezegenin görüntüsünü yansıtan holografik haritayı kapatmadı. Rix içeri girdiğinde onu sadece başını hafifçe çevirerek ve zorlukla algılanabilen bir baş sallamasıyla ödüllendirdi. Ve bu bizim bir sonraki görevimiz gibi görünüyor. Bu hangi gezegen? Rix manzarasını daha iyi görebilmek için holograma yaklaştı. Danışman ID kağıtları toplarken aniden bir tanesini düşürdü. Kağıt yavaşça yere düştü. Rix metne bile bakmadan kağıdı aldı. Ona uzattı ve sesinde hafif bir küçümsemeyle söyledi. Danışman, acele etmeyin. Aniden uygunsuz bir şey yaparken yakalanmış bir ergen gibi görünüyorsunuz. Aa, danışman bu muydu? PSI'deki şey... Bir tane kadın vardı yaşlı böyle değişik giyinen ona benziyor. Danışman öfkeyle kaşlarını kaldırdı. Ancak yine de uzatılmış yaprağı aldı ve hemen yan odaya gitti. Bugün elimizde ne var? Akson mu? Hayır öyle görünmüyor. Asla tahmin edemezsin. Yeni bir şey mi? İlginç. Henüz ayak izlerimizi bırakmadığımız yeni bir gezegeni ziyaret etmek her zaman güzeldir. İşin hakkında ne kadar kötü konuşuyorsun. Konsey için yaptığım görevler ne kadar kötü. Hepsi hırsızlık, cinayet ve sabotaj. Üzgünüm Rix, muhallebi çocuğu olduğunu bilmiyordum. İsyan uğruna savaşmak yerine yalnız bir diktatörün yatağını ısıtmak zorunda kaldığımda kime başvuracağımı biliyorum. Konseyin bu işi askeriyeye başvurmadan kendi başına halledebileceğinden eminim. Eğer çene yormanızı bitirdiyseniz işimize dönebilir miyiz? Rot'un sesi çok rahat geliyordu. Bu tür sahnelere çok kez tanık olmuştu. Evet danışman Rod. Geriye kalan tek şey Flavius'ları beklemek. Şimdilik gence bir sonraki hedeften bahsedebilirsin. Kısaca. Mark başını salladı ve elinin hafif bir hareketiyle görüntüyü büyüttü. Holografik gezegeni bir bacağın üzerindeki küre gibi döndürdü. Bak. Ne görüyorsun? Uydu yok. Ya da oldukça uzakta bulunuyorlar. Yerleşim yeri olup olmadığını hemen söyleyemezsin. İnsan faaliyetine dair hiçbir iz yok. Tamam, devam et. Yüzey heterojen ama kabartmayı tahmin etmek zor. Karanlık denizler, kraterler ya da genel olarak dağlar yok. Garip, büyük su kütleleri görmüyorum ve bu... Rix hızlı bir hareketle görüntüyü yaklaştırdı. Bu pütürlü şey de ne? Gezegenin neredeyse tamamı devasa ormanlarla kaplı. O kadar yoğunlar ki bir bakışta manzarayı ayırt edemezsin. Dünya mı? Devasa ağaçlar, devasa böcekler. Doğa hayatı dolu dolu yaşıyor. Peki ya insanlar? Kabile sistemi. Bir olgu olarak kölelik yok ama tahmin edilemeyen bir mantığa uyan bir tür kast sistemi var. Tek kelimeyle vahşiler. Ferit kabileleri sadece onur ve kaba fiziksel güce saygı duyarlar. Hayatta kalmalarını sağlayan basit kurallara göre yaşarlar. Yaklaşan danışmanın sesinden saygı değilse de biraz şefkat tahmin edilebilirdi. Sert flora ve faunaya rağmen kabileler parçalanmış durumda ve her birinin kendi lideri var. Genellikle gücü paylaşmayı sevmezler. Ferit mi? Ama Storsi orada doğdu.
Oraya hiç gitmedin mi? Sorsa'yı anlatmaya değer mi? Söylememeyi tercih ederim. Hayır, gitmedim. Bu gezegeni ilk kez duyuyorum. Danışman başını salladı. Çok büyüleyici bir yer. Bu arada bunu paylaşmamak elmaslı seçenek olduğuna göre bunlar bize bir hainlik yapacak ha. Kapı tekrar açıldı ve Lannister çocukları Buman eşliğinde kapıda belirdi. Koca adam kapıda kaldı ve her zamanki gibi kollarını göğsünde kavuşturdu. Selam Bumba, benden önce davrandın seni piç. Paolo'na ve Labelle orada bulunanları başlarını sallayarak selamladılar. Augusta danışmanlara kibirli bir bakış attı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Davetimize bu kadar çabuk yanıt verdiğiniz için teşekkür ederiz. Augusta sırıttı ve meydana kurcasına sordu. Bize neden ihtiyacınız var? Doğrudan konuya girdiniz. Övgüye değer. Sakin bir şekilde gülümsedi ve ellerini ovuşturdu. Ancak kaçamak bir bakış. Aşırı derecede beceriksiz olduğunu ele veriyordu. Konsey hizmetlerimizi çok sık kullanmaz. Bu yüzden bizi bir gala yemeğine davet etmiş olmanız pek olası değildir. Kardeşlerimi bağışlayın. Biz sadece şehre ve isyana nasıl hizmet edebileceğimizi öğrenmek istiyoruz. Teşekkür ederim Paulina. Akrabalarınız sizden biraz terbiye öğrense iyi olur. Havadaki gerilim hızla yükseliyordu. Labelle'nin yumrukları sıkılmıştı ama bakışları soğuktu. Yeter. Son kemiği paylaşan köpek sürüsü gibi davranmayı bırakın. Yeni Roma tarihinde eşi görülmemiş en güçlü casus ağını oluşturmaya sadece birkaç adım uzaktayız. Daha önce hiç kontrolden çıkmamış danışmandan gelen keskin ve yüksek sesli bir bağırış herkesi ayılttı. Eğer şu anda her şeyi mahvedecekseniz birbirinizi burada kesseniz iyi olur. Herkes öfke dolu cızırtılı bir bakış attı. Herkesin sustuğunu fark eden adam boğazını temizledi ve ölçülü ve sakin bir şekilde devam etti. Bu 5 yıl içinde galaktik sistemlerin her birinde insanlarımızın olduğundan emin olduk. Yeni Roma'da iktidarı ele geçiren tarikat güçlerine karşı ortak bir saldırı başlatmak için bir işaret bekliyorlar. Sezar ve Papa öldükten sonra imparatorluğun düşeceği umudunu besledim ama görünüşe göre boşuna. Sırasıyla soralım. Tarikat gücü elinde tutmayı nasıl başardı? Genel şaşkınlığımıza rağmen üst düzey yöneticiler çökmemeyi başardı. Düzenli olarak çelişkili haberler alıyoruz. Ancak hepsi tek bir şeye dayanıyor. Şu anda tarikatın başında tehlikeli bir fanatik var. Publius bir deli. Fanatik değil. Publius mu? Deli olabilir. Bilmiyorum. Eylemleri aksini gösteriyor. Publius rakipleriyle acımasızca mücadele etti ve topyekun bir diktatörlük kurdu. Bu kimdi? Rix şaşırdığına göre tanıdığımız biri. Kimse bu piçi devirmek için herhangi bir girişimde bulunmadı mı? Ailemizi öldüren kişi miydi o? Publius çok az destekçisi olduğunu biliyordu ve bu nedenle çok sert yöntemlerle tanınmaya çalıştı. Hanımların önünde tüm detayları açıklamak istemem. Gladyatörler prensibinizi iyi öğrenmiş. Gösterişli bir şekilde dövüşmeden önce etkili bir şekilde dövüşmelisiniz. Her neyse, şimdi ciddi şekilde zayıflamış olan tarikat onun başında olduğu radikal bir din adamları grubu tarafından yönetiliyor. Zaten bütün Yeni Roma onlara itaat ediyor. Bize kim karşı çıkacak? Danışman Roth yorgun bir şekilde iç çekti. Gözlerinde şaşkınlık ve kafa karışıklığı vardı. Paralı askerler, imparatorluğun robot lejyonları, her türden din adamları, en tehlikelileri din adamlarının kuklaları, zihinsel kontrolleri altındaki insanlar. Mark, bu konuda bir şeyler söylemiştin. Onu daha eğitmedin mi? Rix biraz ilerleme kaydediyor ama Biscarium'u kontrol etmeyi öğrenmek onlarca yıl alıyor. O kadar zamanımız yok. Danışman Roth, imkansızı istiyorsunuz. Rix usta eğitimini tamamlamadı ve zihinsel kontrol ustalık seviyesindedir. O zaman hızlandırmamız gerekecek. Zihinsel kontrol bir oyuncak değildir. Deneyimsiz ellerde böyle bir alet sadece takipçinin değil, liderin de ölümüne yol açabilir. Biz risk almak zorundayız. Mark çok yavaş ve derin bir nefes aldı. Genişlemiş burun delikleri ve sıkılmış çenesi aşırı derecede memnuniyetsiz olduğunu gösteriyordu. Nasıl isterseniz danışman Roth. Şansımız nedir? Çok iyimser olmak istemiyorum. Şansımız çok az. Elimizde imparatorluğun aylardır genişleme konusunda aktif olmadığı gerçeği var. Şimdi döngülerde bir değişiklik olduğuna inanmak için ürkek bir umudumuz var. İmparatorluk önemli ölçüde genişledi ancak ne kadar genişlerse iç süreçleri kontrol etmek o kadar zorlaşıyor. Yeni Roma'nın siyasi sistemi çok hataletli. Ama eğer harekete geçersek biz süpürülüp atılacağız, bizi yok edecekler. Teşekkürler danışman Roth, sadece en acısız kelimeyi arıyordum.
Hassasiyetinizi her zaman takdir etmişimdir danışman. Anladığınız gibi imparatorluğun savaş mekanizmalarının devreye girmesini beklemeden mümkün olduğunca çabuk saldırmalıyız. Görevimiz nedir? İsyanın imparatorluk lejyonlarıyla baş edebilecek güçlü bir orduya ihtiyacı var. Ordu hareketli olmalı ve sistemin farklı bölgelerinde kullanılabilecek kadar büyük olmalı. Ferit, böyle bir ordu kurmak için mükemmel bir yer. Yerel kabileler oldukça kalabalık, yüksek savaş ruhu ve kontrolsüz öfkeyle tanınırlar. Bazı dezavantajları olmasına rağmen mükemmel savaşçılardır. Ne gibi? Özel olarak eğitilmiş ve donatılmış düzenli bir ordu değiller. Onlar tepeden tırnağa silahlı kuduz barbarlar. Teknolojileri Roma teknolojisinin onlarca yıl gerisinde. Ama en önemlisi danışman Roth'un bahsetmediği şey sadece insan kaynakları değil, tabiri caizse. Danışman Roth dayanamadı ve beklentiyle ellerini ovuşturdu. Peki ne? Bakın, ferite inanılmaz değerli maden yatakları var. İşleme sonucunda elde edilen metal, özelliklerinde bildiğimiz her şeyi geride bırakıyor. Skarim hariç. Elbette, teşekkür ederim Mark. Veritium, yüksek dayanıklı ama ancak son derece hafif bir metal, eşdeğeri yoktur. Böyle bir kaynağa erişim sağlamak birkaç şeyi aynı anda başarmamıza yardımcı olacak. Birincisi, onu neredeyse anında çıkarabilecek ve sistemin her köşesindeki direnişin geri kalanını silahlandırabileceğiz. İkincisi, yeni Roma'nın onu ele geçirmesine izin vermeyeceğiz. Şu anda robotları demir ve az miktarda skaryum alışımından yapılıyorlar. Ama saf veritiyuma karşı böyle bir çelik bile dayanamaz. Coşkunuz ve iyimserliğinizle inanılmaz derecede çekicisiniz. Hafif boğuk sesi aynı anda yüzü kızaran danışman Orp'un şevkini kırdı. Mümkün olan her türlü yardımı sağlayacağız. Acele etme Pauli. Sizi bölmek istemedik danışmanlar. Ancak sezgilerim bana bu tür coşkulu konuşmaların ardında büyük bir ama geleceğini söylüyor. Danışman Roth başını salladı. Veritium, Ferit'te yaşayan kabileler için kutsaldır. Onu kendileri ve çok küçük miktarlarda çıkarıyorlar. Elimizde yeterince yok. Bırakın diğer isyancıları, onların birleşik kabilelerini bile silahlandıramayız. Fakat her şeyi sırasıyla anlatayım. İki göreviniz var. İlk görev nedir? Kabileleri birleştirmelisiniz ki birleşik bir cephe oluşturabilsinler. Ve siz Pablius'a deli mi diyorsunuz? Yabancılar bunu nasıl yapabilir? Kabileler her zaman ortak bir tehdit karşısında birleşirler. Onları kendi tarafınıza çekmeniz gerekecek, ikna etmeniz veya korkutmanız. Bunu yapmanın en kolay yolu o liderin ortaya çıkmasıdır. Tek bir kişiyle müzakere etmek, tüm kabilelerin liderleriyle müzakere etmekten daha iyidir. Bu nedenle kabileleri birleşmeye teşvik etmelisiniz. Sionyum'a sadık kalacak bir adamın etrafında birleşmek. İkinci görev nedir? İkinci görev ilkinin devamıdır. Doğru, doğası ve kabile zihnine yerleşmiş gelenekler nedeniyle ilkini daha kolay hale getirmiyor. Kabile liderini bize veritium erişim izni vermesi için ikna etmelisiniz. Böylece onu engel olmadan çıkarabiliriz. Bunu kabul edeceklerini sanmıyorum. Eğer liderinizin önderliğinde bizim için savaşmak bir şeyse, o zaman yabancıların tapınaklarına girmesine izin vermek tamamen başka bir şeydir. Yine de her iki görev de yerine getirilmeli. Ordu ve silah olmadan isyan şansı çok daha az olacaktır. Bizi silahlandıracak mısınız? Danışman Roth başını olumsuz anlamda salladı. Diplomatik birlik olarak gidiyorsunuz. İyi niyetimizi göstermek ve tarikat ile aramızdaki zıtlığı vurgulamak istiyoruz. Muhafızlarınız olacak ama oradaki askeri bir darbe yapamazsınız. Mark ve Buman size eşlik edecek. Kontrol etmek mi demek istediniz? Tam olarak söylemek istediğimi söyledim. Mark doğrudan bir bağlantı kurmamıza yardım edecek. Flavius ailesi de Ludus ile birlikte gidecek. Biz mi? Ferit de bize neden ihtiyaç var? Burada daha faydalı olacağımızı düşünüyorum. Flavius ailesi bir zamanlar Yeni Roma'da çok saygı görüyordu. Diplomatik bir delegasyonda bulunmanın Sionyum'un niyetlerinin ciddiyetinin altına çizecektir. Ayrıca bir şeyler ters giderse Ferit'teki faaliyetlerinize devam edebileceksiniz. Niyeyse kullanılıyormuş gibi hissediyorum ikisini de. Ne faaliyetleri? Siz neden bahsediyorsunuz? Olayların kötü bir şekilde gelişmesi halinde diplomatik rehineler haline geleceğiz. Rehine mi? Özgürlüğümüzü bir ordu ve kaynaklarla takas edeceğinizi söylemiyorsunuz değil mi? Panik yapmayı bırakın. Eğer askeri destek bulamazsa onların işine devam edeceksiniz. Er ya da geç başarılı olacağınıza eminim. Planlarınızı gizlilik nedeniyle saklamadınız. Bizi başka seçeneğimizin kalmadığı bir noktaya getirmek için sakladınız.
İyi müttefiklermiş gibi davranmayı bırakın. Bizi manipüle ediyorsunuz. Sakin ol genç dostum. Danışman barışçıl bir şekilde kollarını iki yana açarak gladyatöre yaklaştı. Bana dostum deme. Vur ona. Rix hızlı bir adım attı ve elini vurmak için kaldırdı. Bir an ve danışman yanağını tutarak kenara uçtu. Kendini savunmak için ellerini kaldırdı. Artık dövüşmeyeceğim. Danışman yavaşça gençten uzaklaşarak eğilmiş orpa yaklaştı. Elleriyle yüzünü kapattı ve acı içinde hafifçe inledi. Beni siz zorladınız. Artık kimsenin sabrı kalmadı. Son damlasına kadar içtiniz. Aynı amaç için savaşan ortaklar olduğumuzu hatırlatmak isterim. Sizin işiniz isyan için fırsatlar aramak. Bizim işimiz ise onları hayata geçirmek. Ve aniden planlamayı bıraksanız bile. Bu bir tehdit mi? Sözümü kesme. Erkeğin boğuk sesi tehlikeli bir şekilde alçaldı. Eğer aniden planlamayı bırakırsanız onunla biz ilgileneceğiz. Çünkü sizin aksinize biz doğru kişileri bulabiliriz. Ve hepsini kendimiz yapabiliriz. Ama eğer biz reddedersek, Rix, Orp ve ID'yi işaret etti. Nedense bunların silahlarını alıp farklı gezegenlerde koşmaya başlayacağından şüpheliyim. Ukalalık etme evlat. Başkalarını işe alacak kadar paramız var. Nedense başkalarının işimizi yapmayı kabul edeceğinden çok şüpheliyim. Ve eğer kabul ederlerse birikimleriniz çok, çok hızlı bir şekilde erimeye başlayacak. Duraklama bir süredir devam eden gerginlik ateşini söndürdü. Rix Flavius'lara baktı. Labella'nın bakışlarını üzerinde yakaladı. Gözlerinde bir korku ifadesi vardı. Ama aynı zamanda minnettarlık. Tamam Rix, sonuç başarısız olursa Flavius diğerleriyle birlikte Sionium'a geri dönecekler. Teşekkür ederim, danışman. Sessiz kalmak bu bizim için yapabileceğiniz en az şey. Çatışma bitti değil mi Rix? Rix yavaşça başını salladı. Ayrıca ben askeri lideri olarak verilen görevleri yerine getirmek için elimden geleni yapacağım. İşte bu harika. Adam yaklaştı ve elini uzattı. El sıkışmaya yanıt verme. El sıkış. Çok sıkı el sıkış. Rix sessizce danışmanın gözlerinin içine baktı ve el sıkışmaya karşılık verdi. Çok uzun sürmedi. Ama bütün bir süre boyunca sanki bir zayıflık arıyormuş gibi birbirlerine aralıksız baktılar. Elini ilk gevşeten Rix oldu. Mark, ne kadar zamanımız var? Gerekli tüm emirleri verdim. Yani gemi yarına kadar hazır olacak. Harika. O zaman bu toplantı tamamlanmış sayılabilir. Danışmanın eşliğinde salondan çıkan danışman Orp'a bir bakış attı. Hepimize iyi şanslar. Evet Mark, eğitimin plana göre gittiğinden emin olun. Herhangi bir nedenle kesintiye uğramamalı. Tamam danışman Roth. Danışman Roth herkese başını sallayarak veda etti ve ayrıldı. Bir saat sonra eğitim odasında. Senin için özel bir şey hazırlayacağım. Dört gözle bekliyorum. Aniden döndü ve Buman'ın açtığı kapıdan geçti. Mark gittiğinde Buman omuz silkti ve gence bakıp ona kurnazca gülümsedi. Teşekkür ederim Rix. Danışmanlar gerçekten tüm nezaketlerini kaybettiler. Politikaya kendilerini fazla kaptırarak odak noktalarını kaybediyorlar. Bunu söylediğime inanamıyorum ama sanırım size katılıyorum. Bu ilk kez olmuyor ama ne yapabiliriz ki? Onlarla kendi oyunlarını oynamayı deneyebiliriz. Ne demek istiyorsun? Onları bu çatışmada üçüncü bir taraf haline getirmeliyiz. Eksilerini daha güçlü bir şekilde göstermek için. Ferit de Sionium'un kabilelerle işbirliğinden fayda sağladığını belirtmeliyiz. Ama kimse onların özgürlüğü ve bağımsızlığı için savaşmayacak. Veritium çıkarma hakkını kabilelere bırakabiliriz. Bunu takdir edecekler. Bu iyi bir fikir, doğru. İsyanın geri kalanını güçlendirmesi pek mümkün değil. Ve bu imparatorluğun güçlerini kırma potansiyeline sahip. Eğer kabile liderini çıkarma, teslimat ve dağıtımın sadece onların kontrolü altında gerçekleşeceğine ikna edersek, bir şansımız olabilir. Konsey bundan hoşlanmayacak. Augusta, Labella ve Rix aynı anda aynı ifadeyi söylediler. Konseyin canı cehenneme. Devrim içinde devrim. Tüylerim diken diken oldu. Bir de çözülmesi gereken Mark meselesi var. Doğaçlama yapacağız. Hepimizi takip edemeyecek. O yüzden bundan faydalanabiliriz. Kulağa bir plan gibi geliyor. Sonunda hepimizin bu kendini beğenmiş pislikler olmadan da idare edebileceğimizi anlamış olmamız ne güzel. Şimdi hepimizin dağılmasını öneriyorum. Gereksiz şüpheye ihtiyacımız yok. Birkaç dakika önce olanlar şimdi önemsiz bir şey gibi görünüyordu.
Sonunda birlikte çalışıyoruz. Onlar dağılmaya başladı. Labella, Paulina ve Augusta'nın gitmesine izin verdi. Onlar kapıdan çıkarken kapıyı hafifçe kapattı. Görünüşe göre hepimiz az önce büyük ve parlak bir şeye tanık olduk. Komplo içinde komplodan mı bahsediyorsun? Hayır, hepimizin gerçekten neyin önemli olduğunu görmemize yardımcı olan yeni duyguyu kastediyorum. Aile birliği, niyet birliği, farklı olsak bile her zaman herkesin etrafında birleştiği o hedefi aramalıyız. İşin en ironik tarafı bizi buna iten arkadaşlığımız olmadığı. Görünüşe göre bazen düşmanlar da yararlıdır. Ve sana teşekkür ederim. Harika bir vuruş oldu. Kendim yapmak istedim ama... Çok yüksek sesle düşünüyordun. Ben de senden önce davranayım dedim. Büyük Flavius ailesinin soyundan gelen birinin ellerini böyle bir pisliğe bulaştırmaya gerek yok. Kendi başına kalan Rixionium'un koridorlarında yavaşça yürüdü. 5 yılda olanları ezbere öğrenmiş olmasına rağmen asla ona yakın olmadılar. Tehlikeli bir oyuna başlıyoruz. Flavius'ların coşkusuna rağmen bu onların hayatı için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Şu anda askeri durumu onlardan bile daha iyi. Ve eğer gladyatöre konsey tarafından savaş görevleri için ihtiyaç duyulursa, o zaman Flavyalılar, korkarım konsey rollerini doğru tanımlamış. Burada sadece kasaba halkı arasındaki etkilerini artırıyorlar. Konsey üyeleri bir taşla 2 kuş vurdular. Hem siyasi rehineler buldular hem de potansiyel rakiplerinden kurtuldular. Flavius'lara yardım edip etmeme ve tehlikeli yeni müttefikler edinip edinmeme konusunda iyice düşünmem gerekecek. Ya da kabileleri konseyin iradesine teslim edeceğim. Ancak Flavius'lar için minimum riskle. Kahretsin risk. Risk dedim yanlışlıkla. Toplantı planlandığı gibi gitmedi mi? Toplantı mı? Zili duydum. Senden bir şey saklayamazsın. Henüz bir zihin okuyucu değilim. Bu yüzden en azından bir şans var. Nereden başlasam? Her zamanki gibi. En baştan. Hoş, kısa versiyonunu mu istiyorsun yoksa uzun versiyonu mu? Beni rahat bırak. Buna hazır değilim. Neyin var söylesen iyi olur. Tabalarium'a ulaşmak için hangisi yeterli? Tabalarium, orada ne yapacağız? Hayır. Önce sen kendi kısmını anlat. Sonra ben kendiminkini anlatırım. Bir süre sonra. Tam suratına mı? Rix gülümsedi ve başını salladı. Dostum, eğer benim elim çeliktense senin de taşakların çelikten demektir. Kendisi suçludur. Beni her zaman kızdırırdı. Peki ya Rod? Rix gözlerini indirdi ve diğer danışman hakkında düşünmeye başladı. Hiçbir şey. Sanırım danışman Rod aşırıya kaçtıklarını anladı. Ama Rod'a vurmazdın değil mi? Evet, kendisine vurulmasına izin verecek birine benzemiyor. Hoç mekanik elini duvara monte edilmiş küçük bir ekrana dayadı. Kapılar zorlukla algılanabilen bir fısıltıyla yanlara doğru açılarak askeriyi içeri aldı. Rix etrafına baktı. Bu odada en fazla 1 ya da 2 kez bulunmuştu. Her zaman bu kadar boş mudur? Sionium'un kapalı arşivinden ne istedin? Sessiz ve pürüzsüz. Çalışmak için neden özellikle burayı seçtiğini hiç anlamadım. Hiç din adamlarının parola korumalı veri tabanlarını hackledin mi? Parola korumalı. Hayır. Genelde din adamlarının kilitli... Din adamları kilitli... Genelde din adamlarının kilitli olan veri tabanlarıyla ilgilenirim. Burada bir şakacımız var. Pekala, o zaman bana cevap ver. Bir kilidi kırmadığında ne yapıyorsun? Neden soruyorsun? Tekrar deneyeceğim. Bunun arasındaki bağlantı nedir? Sadece 50 denemeye ihtiyacın olabileceğini hayal et. Ve bu lanet denemelerin her biri en az 1 saat sürer. Ben oldukça sabırlı bir insanım ama hacklemek. Bu canavar bazen ruhunu bile çıkarır. Şu terminali görüyor musun? 40 terminali işaret etti. Bunu sen mi yaptın? Evet. Peki bana ne göstermek istedin? Hoş merakla gülümsedi. Birisi referansımızı yazmış. Görmek ister misin? Evet tabii ki. Başka bir şey beklemiyordum zaten. Adam düğmelere vurarak terminal ekranında mevcut bilgileri görüntüledi. Labelle, yaş 27 yaşında, boy 1.85, gerçek kökeni bilinmiyor, doğum yeri Sionium. Özellikleri, liderlik nitelikleri yok. Liderlik nitelikleri ya yok ya da tam olarak ortaya çıkmamış. Empatik, saldırganlık eğilimi yok.
Belirsizlik nedeniyle şiddetli depresyon var. Etkileyici, kırılgan ama disiplinli ve çalışkan. Tehlike, düşük. Kökeniyle ilgili mevcut bilgilere göre faydalı olabilir. Augusta, yaş 33, boy 1.75. En büyük kız, doğum yeri Roma. Belirgin bir lider, geri adım atabilir ve gölgelerden liderlik edebilir. Hesapçı, soğuk, provokasyonlara karşı ihtiyatlı tepki veriyor, cinayet işleyebilir. Tehlike yüksek, ortadan kaldırılması gerekiyor. Paulina, yaş 23, boy 1.70. En küçük kız. Kendini gerçekleştirememiş bir lider. Konumuna rağmen içtenlikle ve çok sıkı bir şekilde iyilik için çalışıyor. Ablasıyla sık sık rekabet girişimleri oluyor. Doğal naifliği ve aşırı aktifliği aşırı hırslarının gerçekleşmesini engelliyor. Tehlike düşük. Orvon, 25 yaşında. Kendini geliştirme konusunda güçlü bir geçmişe sahip. Liderlik vasıflarından yoksun olması onu zorlamıyor. Bunun yerine bazı insanlara aşırı derecede disiplin ve güven gösteriyor. Tehlike orta. Ortadan kaldırılması arzu edilir. Ay artık gerisini okumayacağım. Böyle hızlı hızlı geçeceğim. Bir de kendimize bakalım. İşte ben. Küçük kız kardeşi de Skyrim'i kontrol edebildiği için ona gerek yok. Ortadan kaldırılması gerekiyor. Lanet olsun. Hoyç omzunun üzerinden baktı. Satırları gözden geçirdi. Evet sert. Başka biri hakkında okuyacak mısın? İzlemeyi bitir. Sanırım bugünlük bu kadar bilgi yeterli. Tek bir sorun var. Böyle bir şeyi kim yazabilir ve gönderir? Bilmiyorum Rix ama bu birisi din adamları için çalışıyor ve bu nedenle neler olup bittiğini biliyor olabilir. Bunu kabul etmekten nefret ediyorum ama görünüşe göre konsey bu kadar ciddi bir gizlilik konusunda ısrar etmekte haklıymış. Hoyt yaklaştı ve gencin omzuna dostça okşadı. Gevşemeye ihtiyacın var. Keşke dostça olmasaymış. Yakın zamanda yapabileceğimden emin değilim. Mark ile antrenmanım var. Kahretsin, bunu tamamen unutmuşum. Koş, kafanı boşaltmak istersen antrenmandan sonra seninle bir iki kadeh içmek isterim. Rix kapıdan dışarı koştu. Terminal yüksek bir ses çıkardı. Hoyt küfretti ve tuşlara hızlıca basmaya başladı. Ancak birkaç saniye sonra tüm girişimlerinden vazgeçti. Lanet olsun. Kendi kendini kaldırma komut dosyası için neden kontrol etmedim? Mark çok mutsuz bir yüz ifadesiyle odanın ortasında duruyordu. Seni daha ne kadar beklemek zorundayız? Acele et. Bugün sana bir sürprizim var. Simülasyon yapacağız. Hazır mısın? Tüylerin diken diken oldu. Simülasyondan nefret ediyorum. Hızlandırılmış bir eğitim programı sert yöntemler gerektirir. Seni bir 5 yıl daha tutardım ama ne yapalım? Soyun ve içeri gir. Rix isteksizce kıyafetlerini çıkardı ve yavaşça suyla dolmaya başlayan şeffaf bir küreye adım attı. Zar zor ılık su. Hızlı kulaklarına ve gözlerine cihazları taktı. Ve karanlığa gömüldü. Sonuncusunu ağzına takmadan önce söyledi. Hadi gidelim. Aa, bu dönemdeki Rix'in vücudu güzelmiş. Buman, simülasyonu çalıştır. Ve bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın.